Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Profesör Doktor Dursun Zengin. Ankara Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Çalışma alanlarım genel olarak dil bilim, yabancı dil öğretimi, çeviri, bir de gramer. Özellikle gramerde yıllardır ders veriyoruz ve bu alanda kitaplarımız var. Bir de bildiğiniz gibi benim bu her yönüyle modern Almanca kitabı var. Bayağı da piyasada tutulan bir kitap. Ayrıca mesela İlgeçler var. Her yönüyle Almanca İlgeçler çok kapsamlı bir kitap. Bunun yanında her yönüyle Almanca Bağlaçlar var. Bu da çok kapsamlı bir kitap. Bunlar piyasada var. Daha başka kitaplar da var. Bu da hepsini söylemeye gerek yok. Nihayet aile birleşimi A1 dil seviyesiyle ilgili kitabımız çıktı. Tabii bir kitap yazarken epey bir zaman alıyor. Çünkü bunun hazırlık aşaması var, yazması var, kontrolü var, baskısı var derken bayağı bir zaman alıyor ve uğraştırıyor. Bu da öyle oldu. Kitabımız genel olarak iki ciltten oluşuyor. Birincisi ders kitabı. Ders kitabında bu kurs için gerekli olan bütün konular yer alıyor. Yani selamlaşmadan tutun, işte hobilere kadar bu kursla ilgili ne varsa gerekli olan hepsini aldık. Biraz da fazla aldık hani daha iyi olsun diye detaylı bir şekilde verdik. İkinci ciltte sevgili arkadaşlar, yani alıştırma kitabında da bu ders kitabında yer alan konuların alıştırmaları var. Biliyorsunuz alıştırmalar bir dili öğrenirken gerçekten en önemli unsurların başında geliyor. Yani alıştırma yapmadan bir dili esaslı bir şekilde öğrenmek mümkün değil. Bunu bir defa böyle bilmek lazım. Konu anlatıldığı zaman insan konuyu anlar, yani hiçbir zorluk çekmez. Ama alıştırma yapmazsanız dili öğrenmeniz kalıcı olmaz, esaslı olmaz. Sorun burada. Bu nedenle alıştırmaları da bayağı kapsamlı tuttuk. Tabii kitapları elime alıp baktığım zaman özellikle ders kitabında çocuk sayısının fazlalığı dikkatimi çekti. Çocukları burada biraz abartmışlar. Allah'tan alıştırma kitabında sayı biraz az. Burada bir tane. Durum böyle olunca da kendi kendime dedim eyvah, bu kadar çocukla nasıl zaman ayırıp ders çalışacaklar ve Almanca öğrenecekler diye. Tabii bu işin şakası. Kitapların içeriği de genel olarak şöyle sevgili arkadaşlar. Örneğin ders kitabında önce konu veriliyor, sonra o konuyla ilgili konunun sonunda gramer veriliyor. Biz tabii kitaba okumayla başladık. Niye? Çünkü okuma Almanca'da önemli. Bu nedenle mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde okumanız gerekir. O nedenle ona ağırlık verdik ve belli bir yer ayırdık oraya. Daha sonra dediğim gibi konularda önce o konuyla ilgili sözcükler veriliyor Türkçeleriyle birlikte. Sonra konu detaylı bir şekilde açıklanıyor. Bol örneklerle, cümlelerle. Konunun sonunda da orada yer alan gramer kuralları ayrıntılı bir biçimde veriliyor. Her konuda böyle. Alıştırma kitabında da önce alıştırmalar veriliyor. İkinci bölümde de cevaplar veriliyor. Biz bunu bilinçli olarak yaptık. Niye? Çünkü cevapları hemen alıştırmaların altında da verebilirdik. Ama bu gibi durumlarda dil öğrenen kişi ikide bir cevaplara bakar ve kolaycılığa kaçar. Yani esaslı bir şekilde öğrenmez ve öğrenmek istemez. Bu nedenle biz cevapları ayrı bir bölümde, yani alıştırmalardan sonra verdik. Ama istediği zaman bakabilir. Bunda bir sorun yok. Bu kitabı yazmamın bir nedeni vardı. Şöyle ki, kitabı yazmadan önce genel olarak piyasaya bir baktım. Piyasada olan kitaplar genellikle Almanlar tarafından yazılan ya da Almanya'da yazılan kitaplardan oluşuyordu. Durum böyle olunca da bu tür kitaplarda bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Özellikle bu kitaplardan çalışan arkadaşlar çok iyi bilir. Örneğin alıştırmalar veriliyor ama cevapları yok. Ya da ders çalışırken bir yere ya da bir gramer kuralına kafası takılıyor ama bir türlü çözemiyor. Çünkü her şey Almanca anlatılıyor. Yani buna benzer birçok sorun ortaya çıkıyor. Bizim kitabın orijinal yönü ya da güzel yönü Türkçe bilenler için özel olarak hazırlanmış olması. Yani her şey Türkçe açıklanıyor, Türkçe anlatılıyor. Her sözcüğün, cümlenin, ifadenin Türkçesi veriliyor. Dolayısıyla anlamamak mümkün değil. Durum böyle olunca da tabii dili öğrenmek daha kolay, daha zevkli hale geliyor. Sonuç olarak her iki kitapta gerçekten çok kapsamlı oldu. Her şeyi bol bol verdik, hem ders kitabında hem alıştırma kitabında. Tabii kitabı elinize alıp baktığınız zaman bunu görmek mümkün.
takdir her zaman sizin. Eğer kitaplar sizin beklentilerinizi karşılar ve aradığınız mümkün olduğu kadar her şeyi kitaplarda bulursanız biz de çok seviniriz ve mutlu oluruz. Ben herkese başarılar diliyorum. Selamlar, sevgiler.